Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine e, T yelek çalışması yapacağız. Yeleğimizi tek parça halinde örüyoruz. Arkadan başlayıp yanlardan e, ilmeklerimizi yani zincirlerimizi çıkararak ön parçalarımızı örüyoruz. Bu çalışmamızı erkek çocuklarımız için yapmak istedik. Şu şekilde arkasını da görecek olursak modelimizin gayet güzel, yumuşacık, çok güzel bir model oldu. Yelek çalışması oldu. Yeleğimizi aşama aşama sizlerle birlikte çalışacağız. Bu şöyle bir panda süslemesiyle yeleğimizi son haline getirip tamamlayacağız ve tek düğme kullandım bakınız yeleğimizde dilerseniz birkaç düğme ile yine aşağıya doğru yeleğimizi e, tamamlayabilirsiniz. Evet kolay gelsin diyerek hemen yeleğimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Yeleğimizi Alize'nin Happy Baby'si ile örüyorum. İpimizi tanıyalım. %65 akrilik, %35 poliamitten oluşan bir ip. Renk numarası 119. 100 gram ve 330 metreden oluşmakta. Bebe örgüleri için güzel kullanışlı bir ip. Tabi dilediğimiz marka ve ürünleri tercih edebiliriz. Elimizde e, bu an için imkanımız ne varsa onları da tabii ki kullanabiliriz. Yeter ki içimiz esinsin. İpimizi örmek için ise 3 numaralı tığımı kullanacağım. Bakınız 3 numaralı tığımı kullanıyorum ve hemen zincirimi çekerek örgümüze başlamak istiyorum. Şu şekilde zincirimizi çekelim. Bir tane düğüm attım. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10 hangi yaş grubuna göre öreceksek o kadar zincir çekmemizde fayda var. Yapacağımız işlemimiz çok kolay. O yüzden daha büyük ya da daha küçük yapmak isterseniz hiç tereddüt etmeyin. Lütfen eğer daha büyük başlayacaksanız zincirimizi birazcık daha büyük başlayarak aynı şekilde örgümüzü devam edebiliriz. 10 tane zincirimizi çekmiştim. Devam ediyorum. 11, 12, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 40 şurası 40. Bakın nasıl 40. Arka için burası arka olacak. Arkamız için 40 küçük tabii ki. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ve 50. 50 tane zincirimi çektim. Şöyle 50 zincirimizin ölçüsüne bakalım. Yeleğimizin arkası için ördüğümüz bölüm şöyle 20 santim. Evet şöyle 20 santim oldu tam. Ee, burası 50 tane Zincir birazcık daha ekleyebiliriz, bir santim daha büyütecek kadar 56 tane yapalım. 57 burası, 51, 52, 53, 54, 55 ve 56 tane zincirimiz var şu anda. Yine hemen santimine bakalım, aklımız kalmasın. Sizlerle birlikte birbirimizin ipini ve tığının ölçüsü, elimizin ayarı bu şekilde en güzel belirli olacaktır. Çünkü nihayetinde ölçü farklı konuşmaz. O yüzden şöyle baktığımız zaman birden tam tutuyorum. 22 santim benim zincirimin uzunluğu. Ama sevgili arkadaşlar şimdi üzerine ben trabzan yapmaya başladığımda 1 ya da 2 santim trabzanım sonucunda burası uzayacak. Onun için daha fazla ben zincir çekmek istemiyorum. Bu büyüme payını da bırakıyorum. Ben yani yaklaşık 24 santim rahat olacak. Şu an 22 24 santim hedeflediğim için ben daha fazla zincir çekerek büyütmek istemiyorum ve trabzanlarımı örerek hemen başlıyorum elimi tutuyorum bakın elimi tutuyorum 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 tığımın başında doluyorum elimi tuttuğum yere bakın 1 2 3 hemen batıyorum ve bir tane trabzanım kendiliğinden zincirden oluşuyor ikinci trabzanım ise benim ördüğüm trabzanım ve bu şekilde zincirlerimin üzerine birer birer örmeye devam ediyorum bu sıramızı tamamen trabzanlardan oluşan bir sıra yapacağız zincirimizin üzerine her bir zincir içerisine birer tane trabzan en son zincirimize kadar devam edeceğiz. Atlamıyorum bakınız her birine birer tane tığ numarasının büyüklüğü de tabii ki örgümüzü büyütecektir. Eğer daha küçük iki buçuk iki bir ya da bir buçuk nasıl örüyorsanız o zaman biraz daha zincirimizi Fazla çekmemiz gerekmekte ya da ipimiz de tığımızda kalınsa o zaman biraz daha küçültmemiz gerekmekte. Yani ipimizle tığımız artı elimizin sıkı ve gevşekliğine göre bu ayarlamayı yapmamız lazım. Şimdi zincirimin sonuna kadar trabzanlarımı örerek geliyorum. Birinci sıra trabzanımı ördüm. Şu şekilde ilk kıvrılan kısmı şöyle düzeltmek istiyorum. Ve hemen ölçüsüne bakalım. Şöyle baktığımız zaman bakınız hiç e, asılmıyorum gördüğünüz gibi 25 santim mutlaka zincirimizin üzerine trabzanlarımızı kurmaya başladığımızda genişleme olacak lütfen bunu göz önünde bulunduralım 21 santimde e, 24 santim civarında olur demiştik 25 santim oldu yani trabzanlarımız e, zincirimizi açtı şimdi modelimizi kurmaya başlayalım. 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum ve bakınız hemen modelimizi uygulamaya başlıyoruz tığımın başını doluyorum hemen ikinci trabzanın yanından giriyorum ana gövde olarak bakınız üstteki gözlerden değil ana gövde olarak yandan giriyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum tekrar tığımın başını doluyorum sıradaki trabzanımın üzerine batıyorum bu kez bakın tepesine battım ve bir trabzan ördüm. Bir sonraki trabzanımın yine tepesine batıyorum. İki tane trabzanımın düz olarak ördüm. Yaptığımız işlemleri hemen uzaklaşmadan bakalım. Üç tane zincirimi çektim ve hemen sıradaki trabzanın ana gövdeden şöyle yandan girerek ördüm. İki tane tepelerine batarak trabzanımı ördüm. Şimdi. Tekrar sıradaki trabzanı ana gövdeden yandan kabartarak örüyorum. Bir tane trabzan. Tekrar tığımın başında doluyorum. Bir kabarttıktan sonra iki tane ard arda gelen trabzanlarımın tepe noktalarına batarak birer birer örüyorum. Bir ve iki. İki trabzanımı düz bir şekilde ördüm. Sıradaki trabzanımı yine yandan ana gövdeden girerek şu şekilde kabartıyorum ve örüyorum bir tane kabarttığım trabzanımdan sonraki iki tane trabzanı ardı ardına düz aynen normal minik gözlerine batarak tepesinden şu şekilde tepeden batarak örüyorum iki düz trabzanımdan sonra tekrar Sıradaki trabzanım ana gövdeden şöyle yandan giriyorum. Dışa doğru kabartarak örüyorum. Kabarttığım trabzanımdan sonrası gelen iki trabzanımı düz olarak örüyorum. 1 ve iki. İki trabzanımdan sonra gelen trabzanımı yine ana gövdeden yandan giriyorum kabartarak örüyorum ve bu şekilde sıramın başına kadar ilerliyorum bir tane kabartıyorum iki tane düz bakınız bir tane kabartıp aşağıdan ana gövdeden girip yandan kabartarak örüyorum İki tane düz trabzanım örüyorum ve sıramın başına kadar bu şekilde ilerliyorum yeleğimde birinci sıramı bakınız trabzanlarımın üzerine örerek geldim bir tane dışa kabartılı, iki tane düz örerek sıramın sonuna geldim. Sıramın sonuna geldiğimde zaman şöyle bakalım. Bakın bir tane ilmeğim e, eksik kaldı. Şimdi iki tane düzüm bir kabartıdan sonra iki tane düzümü örmem gerekiyordu. İlmeğim yetmediği için iki düzü bakınız bir tane araya ördüm. İkinci düzüm eğer sizde de böyle bir şey olursa lütfen hiç e, sökmeyin ya da aynı şekilde yan yana örmeyin. İki tane düzümüz hemen yanına ördüm. Bir tane artırmış oldum. Tığımın başını doluyorum. Yine sondan bir önceki trabzanımı kabartıyorum. Mutlaka modelimizi düzgün kurmamız gerekmekte. Bakınız bir ilmeğimi hemen orada tamamladım. Kabarttıktan sonra en son trabzanımın üzerine batıyorum. Ve düz bir şekilde son trabzanımı örüyorum. Başlangıçta olduğu gibi sonda da bir tane trabzanımız olacak. Şimdi 3 tane zincirimi çekiyorum ve modelimin diğer sırasını örmek için arkasını çeviriyorum arkasına Bakın şu şekilde şöyle görelim Bakınız iki tane kabartılı bir tane çukur iki kabartılı bir çukur olarak e, görülmekte diğer sırada e, kabarttığımız bir tane ilmeğimiz bu tarafta çukur olarak görülmekte Bakınız Düz olarak ördüğümüz trabzanlarımız ise burada kabartılı bir şekilde görülmekte örgümüzün bu sırasında. Şimdi 3 tane zincirimi çektikten sonra hemen örmeye başlıyorum. İlk diğer sıramızda başlarken kabartıyla başlamıştık. Bakınız kabartılı tek ilmeğimizle bitirdik. Şimdi bu ilmeğimizi bu sıramızda bakın içte gibi durmakta hemen tepesine batıyorum. Ve bir tane normal trabzan gibi örüyorum. Hiç kabartmıyorum yandan herhangi bir şey yapmıyorum. Diğer sırada kabarttığım ilmeğimi arkasında düz olarak örüyorum. Şimdi iki tane düz ördüm. Diğer yöndeki trabzanlarımı ise bu yönde yandan girerek kabartıyorum. Bir ve iki iki ilmeğimi kabartılı bir şekilde ördüm. Diğer tarafta kabarttığım tek ilmeğimi ise bakınız kabarık bu yönde düz olarak örüyorum. Tepesine batıp örüyorum. Ve devam ediyorum. İki tane diğer yönde düz olarak ördüm trabzanlarımı bu yönde yandan girerek yani ana gövdeden girerek kabartılı bir şekilde örüyorum. Bir ve iki. Diğer yönde ikisini düz olarak örmüştük. Bu yönde kabartıyorum. Şimdi bir tane diğer yönde kabartmıştım. Bakınız kabartılı bu yönde tepesine bir tane batıyorum ve düz olarak örüyorum. Diğer yönde yani bu yönde bu sırada kabartılı olarak örerek geldiklerimizi düz ve düz olarak ördüğümüzü kabartılı olarak bu tarafta örüyoruz. Ve devam ediyorum. 2 tane trabzanımı ana gövdeden girerek kabartıyorum 1 ve ikincisini yine aynı şekilde giriyorum yandan kabartılı bir şekilde örüyorum ve hemen bir tane diğer yönde kabarttım bu yönde tepesine düz olarak batıyorum ve hemen düz olarak örüyorum. İki kabartı bir düz olarak bu sıramızı tamamlıyoruz. İki kabartı bir iki ve tepesine batıyorum düz. 1 düz. 2 kabartı 1 2 ve 1 düz. Bu sıramızda 2 tane yandan alarak kabartıyoruz ve bir sıra düz örüyoruz. Arka yönü görelim Bakınız arka önümüzde hemen Waffle'ımız belirli olmaya başladı. Şimdi sıramın sonuna doğru aynı şekilde devam ediyorum. 2 kabartı, 1 düz, 2 kabartı, 1 düz, 2 kabartı, 1 düz olarak bu sıramızı tamamlayalım. 2 kabartı, 1 düz, 2 kabartı, 1 düz olarak sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Şöyle bakacak olursak, bakınız diğer taraf şu şekildeydi. Ve en son trabzanımızı sizlerle birlikte örmek istedim. 2 kabartı bir düz trabzanı ördükten sonra en son kenar trabzanı tığımın başını doluyorum batıyorum ve bir tane trabzan örüyorum ve bitirdiğim yönde hemen 3 tane zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum ve bu yönden ilerlemeye devam ediyoruz şimdi bu yönden Aynen bir önceki sıramızda yapmış olduğumuz gibi bir kabartı iki düz, bir kabartı iki düz, bir kabartı iki düz şeklinde örmeye başlıyoruz. İlk kabartımı hemen yapıyorum. Ana gövdeden giriyorum. Bir tane kabartı, iki düz. Bir kabartı, iki düz. kabartı ana gövdeden 2 düz. 1 kabartı 2 düz, 1 ve 2. tekrar 1 kabartı, 2 düz şeklinde sıramızı tamamlayalım. arkaya geçtiğimiz zaman ise, Arkada da tam tersi 2 kabartı 1 düz 2 kabartı 1 düz şeklinde örerek tamamlayalım ve biraz e, yeleğimizi büyültelim modelimizi örerek yukarıya doğru büyütelim işlemlerimizi tamamlayalım bu sırada 1 kabartı 2 düz arkasını çevirdiğimiz zaman ise 2 kabartı 1 düz Yeleğimi örmeye devam ediyorum. Bakınız. E önden ve arkadan görüntüsüne şöyle bakalım. Yeterli büyüklüğe gelene kadar yeleğimizi örmeye devam edelim. Burada sadece dikkat etmemiz gereken nokta tamamen bitirmek değil. Kolumuzun altı olacak yere kadar örmemiz yeterli. Yani kol altına geldiğimiz zaman birazcık daha örmem yeterli olacak. Kol altı Bizim için ölçü kol altından sonra he, yeleğimizin her iki önünü de sağdan ve solundan zincir çekerek e, örmeye başlayacağız. Aynı zamanda da kolumuzun üstte olan sırt bölümünü de tamamlayacağımız için buradaki bizim e, ilk önceki ulaşmamız gereken hedefimiz kol altına kadar olan bölümümüzü örmek. Benim çok az kaldı şu şekilde örelim ve tamamlayınca görüşelim. Waffle modeli yelek çalışmamızı epeyce büyüttük. Şimdi ölçümüze bakalım. Ölçüme baktığım zaman 21 santim olduğunu görüyorum. 21 santim olan arka bölümü bizim için yeterli. Burası kol ayrımının olacağı kısım. Üzerini de daha öreceğimiz için. Şimdi kolumuz için önce sol tarafa güzelce bir zincirimizi çekiyoruz başlıyorum. Zincirimizi çekmeye. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 30 tane zincir çektim. Buradaki ölçümüz şu şekilde olacaktı bakınız. Hemen yan tarafa doğru uzunluğunu almaya başlayacaktık. 30 zincir bizim için yeterli değil. Tabii ki birebir ölçmeyeceğiz. Birebir ölçersek bu kez yeliğimizin ön tarafı büyük kalacaktı. Şöyle bir ya da şu kadarcık bir alanı kısa bırakacağız ki yeleğimizin ön kısmı tam olsun. Çünkü trabzanlarımızı üzerine örünce burada da başlarken de görmüş olduğumuz gibi genişleme olacak. O yüzden bunu hesaba katacağız. 30 tane zincirimizin üzerine birazcık daha örmeye devam ediyorum. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ve 40. 40 tane zincirimi çekiyorum. Şimdi tekrar şöyle bakmak istiyorum. 40 tane zincir. Şöyle 2 tane daha ekleyelim. Hatta 45 yapalım tam. Geri dönüş içinde sık iğnemiz olacaktı. 41, 42, 43, 44 ve 45. Şöyle bakalım şimdi. 45 tane zincirim bakınız. Şu şekilde 1 santim eksik ucunda tuttuğum için tam çizgimin olduğu yerde zincirimi bitirdim. Şimdi hemen sık iğne ile geri dönüyorum. Modelimi yapmıyorum. Modelimi yapmam için diğer taraftaki zincirimi de çekmek istiyorum önce. Onun için birer birer zincirimin üzerine e, ilmek akıtma yöntemiyle, yani sık iğne de değil ilmeğimizi akıtarak ilerleyelim. Yani bir tane batıyorum, alıyorum, diğerinin içerisinden geçiriyorum ilmeğimi kaydırıyorum ya da akıtıyorum nasıl derseniz birer birer bakınız ilmeğimizi modelimizin olduğu yere doğru götürüyoruz. Her bir zincirimizi diğer tarafa da yine 45 tane zincirimizi çekeceğiz. Şimdi ben ilmeklerimi birer birer modelimin olduğu yere doğru getirmeye çalışıyorum şu anda. Birer birer kaydırıyorum. İlmeğimizi kaydırarak bakınız geldim. Şöyle ilmeğimizi kaydırdıktan sonra şöyle tekrar e, tuttum. Bakınız şu kısma gelmekte ama lütfen hiç problem yapmayın. Eğer bu ölçüde e, örgümüz şöyle tekrar bir daha hatırlatmak istiyorum. Aynıysa yani aynı değilse bile birebir örmememiz gerekmek 21 santim. Bakınız burada kaldı zincirimiz ama üzerine biz trabzanlarımızı doldurunca o aşağıya kadar çok rahatlıkla gelecek. O yüzden hiç tedirgin olmayın. Mutlaka örmüş olduğunuz e, yeleğimizin büyüklüğüne göre mutlaka şöyle bir santim kadar bir e, kısalık olsun zincirimizde. Evet şimdi akıttım bütün ilmeklerimi buraya getirdim ipimi ve modelimi aynı şekilde uygulamaya başlıyorum. Buradan hiç kaldığım yerden devam ediyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum, diğer trabzanımı örüyorum. Bakınız iki tanesini dışa kabartma şekliyle örüyorum tekrar bir tane düz iki tane kabartma nasıl görüyorsak o şekilde örüyoruz şu anda yeleğimin arkasını örmekteyim 1 ve 2 iki. i̇ki tane dışa kabartıyorum bir tane üzerine iki tane Bakınız, şu ikisini dışarı kabartarak örüyorum 1 ve 2 üzerine batıyorum. Sıramızın sonuna kadar örelim. Sıramın başına kadar arkadan örerek geldim. Şimdi 45 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 45 zincirimi tamamladım. Şimdi diğer tarafa da 45 tane zincirimizi örmüştük. Burada kaydırma yöntemiyle ilerlediğim için burada şu an 45 tane zincirim var. Eğer burada ilave zincir çekmeden dönecek olursam e, eksiklik olacak. O yüzden döneceğim zinciri ilave etmeyi unutmuyorum. Burada 45 çektik kaydırma yöntemiyle geldik. Şu an net 45 tane trabzanımız burada olacak. 45 zincirimizi eğer dönersek hemen 3-4 tane ileriye birkaç trabzanımız eksik olacak. O yüzden eksiklik istemediğimiz için hemen elimi tutuyorum. 1 ve 2 tane zincirimi çekiyorum. Sadece 2 tane tığımın başını doluyorum. İki tane de geri geliyorum ve batıyorum. Toplamda dördüncüye bu şekilde ördüğümüz zaman hiç ilmek kaybımız olmayacak. Trabzan sayımız bire bir olacak. Şimdi burası zincirimizin üzerine öreceğimiz için modelimizi uygulamıyoruz. Direkt ilk modelimize koyduğumuz şekildeki gibi tamamen trabzanlarımı düz olarak örüyorum. Modelimin olduğu yere kadar zincirimin üzerinden birer birer trabzanlarımızı düz olarak öreceğiz. Trabzanımızdan Trabzanlarımızı tamamladıktan sonra modelimizi şu hemen geçişteki kabartının yanındaki düzün yanından itibaren modelimizi uygulayıp yeniden devam edeceğiz. Zaten düzdü bakınız. Yine yanındaki de düz, kendi de düz olarak ilerleyeceğim. Ve buradan da aynı şekilde düz olarak ilerledikten sonra her iki kenarımızı hem sağımızı hem solumuzu düz trabzanla eşitleyeceğiz. Ve geri dönüşte buradaki geri dönüşümüzden modelimizi uygulamaya birlikte başlayacağız. Şimdi sadece trabzanımızı örerek ilerleyelim. Bakınız burada ilmeğimizi kaydırarak gelmiştik. Burada trabzanımızı örerek ilerliyoruz. Birer birer bütün trabzanlarımızı örelim her bir zincirimizin üzerine birer birer örelim ve yeleğimin arka gövdesinde görüşelim. Yeleğimin arkasına geldim. Şimdi ilk kenardaki trabzanımı düz olarak örüyordum. Yine düz olarak ördüm. Sıradaki trabzanımı yandan girerek alıyorum ve örüyorum. Diğer iki trabzanımı düz olarak örüyorum. Yani modelimi nasıl görüyor isen bakınız bir kabartı iki düz bir kabarta iki düz bir kabartı iki düz şeklinde modelimi örüyorum. İki düzümü örüyorum. Tabii öncesinde şöyle bakalım. Bakınız bütün trabzanlarımı dümdüz örerek geldim. Hemen modelimle devam ediyorum. Şimdi tekrar bir kabartı iki tane düz vartımı örüyorum ve diğer zincirime kadar aynı şekilde örerek modelimi tamamlıyorum Evet örerek geldim bakınız şimdi zincirimin üzerine geçiyorum zincirimin üzerine birer birer trabzanlarımı örerek uç noktaya kadar geliyorum sadece trabzanımızı örelim her bir zincir yuvasına bir tane trabzanımızı batırarak ilerleyelim şu şekilde uca kadar gelelim. Evet her iki tarafta da 45'er tane trabzanımız oldu. Bakınız şöyle tuttuğumuz zaman 45'er trabzanımızı bakın gayet güzel uzun şöyle çok rahatlıkla dönme işlemimizi yapacak. Herhangi bir sıkıntımız yok. Şimdi modelimizi örmeye başlıyoruz. 3 tane zincirimi bitiş yönünde çekiyorum. Artık modelimizi uyguluyoruz. trabzanlarımızı tamamladık. Şimdi modelimizi şöyle çevirdiğim zaman modelin arka yönünü görmekteyim. Modelin arka yönünü buradaki öreceğim trabzanları bu arka yönüne uygun olarak örmem gerekmekte. Evet modelimizi uygulamaya başlayalım. Biz modelimizi arka tarafla birleştireceğimiz için arkaya uygun olarak başlamak zorundayız. Siz önde bıraktıysanız önle devam ettirmek gerekiyorsa modelimizi öndeki uygulamaya göre devam edeceğiz. Şimdi 3 tane zincirimi çektikten sonra bakınız şöyle hemen ilk trabzanı düz olarak örüyorum. 3 zincir ve 1 tane düz trabzan. Hemen yandan bakınız 2 tane dışa kabartı 1 düz. Dışa 2 kabartı 1 düz. 2 kabarta bir düz 2 kabarta bir düz şeklinde devam edeceğiz bir tane dışa kabartıyı örüyorum hemen ikinci kabartımı örüyorum bir tane düzümü örüyorum iki tane kabartımı örüyorum bir ve iki bir tane düz örüyorum iki kabartımı örüyorum bir ve iki bir tane düz trabzanımı iki kabartı bir düz olarak modelimize kadar gelelim. Modelimizi yerleştirerek ilerledim. İki kabartı bir düz, iki kabartı bir düz olarak ilerledim. Bakınız ön tarafta modelimiz hemen kendisini gösterdi. Şimdi gövde ile e, ön tarafın yani arkayla önün birleşme noktasına geldim. Şimdi iki tane kabartımız burada bir tane düzümüz bakınız tam iki tane kabartı olacak şekilde denk gelmiş durumda bakınız örgümüz hemen tığımın başında oluyorum bir tane düzden sonra iki kabartımı örüyorum bir ve iki ve sonrasında bir düzümü örüyorum yine modelimizin şu şekliyle gördüğümüz iki kabartılı olan bölümlerini örerek devam ediyorum. Yani modelimizdeki kurulumumuz aynen devam ediyor. Şurada hiçbir şekilde aksi bir durum söz konusu olmadı. Güzel bir şekilde modelimizi kurarak ilerledik. Şimdi modelimi örmeye devam ediyorum. Modelimizin arkasını iki tane kabartılı bir düz, iki kabartı bir düz olarak bu uçtan başlayarak gelmiştik. Yine gövdemizden devam ettik. Şimdi en son iki kabartı bir düzümü ördükten sonra ana gövdeden bir tane ilmeğimi yandan girerek kabartı şeklinde başlatıyorum. Bakınız iki kabartı bir düz iki tane kabartı bir tane düz iki tane kabartımızı örüyorum. Bir düz trabzanım. 2 kabartı 1 2 bakın modelimiz çok çok kolay ve çok zevkli 2 kabartım ördüm bir tane düz 2 kabartım yine 1 ve 2 düz. 2 kabartı 1 düz 2 kabartı 1 düz olarak örüyorum ve sıra başına kadar gelelim Evet sıramın sonuna kadar örerek geldim bakınız iki tane kabartımı ördüm bir tane düzümü örüyorum ve en son tek trabzanımı örüyorum ve bu şekilde modelimizin her iki önünü de uygulamış olduk beraber tüm gövdeyi sırtımızda birlikte örmeye başladık şimdi bir 2 3 tane zincir çekiyorum. Ön yönü örmeye başlıyorum. Yine gördüğümüz gibi örüyoruz. 3 tane zincirimi çektikten sonra hemen 1 tane kabartı 2 düz bu kez. 1 şimdi şu sıraya geçtik şöyle görelim. Bu tarafı öreceğiz. 2 tane düz. 1 kabartı fufulumuzun düz yönündeyiz. 2 düz. 1 kabartı iki düz artık modelimizi yoluna koyduk. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Yalnız e, ne kadar kalınlıkta öreceğiz? Onu da şu şekilde hemen hesabını yapalım. Sizler e, farklı büyüklükte örebilirsiniz tabii ki. Onun için şöyle e, büyüklüğümüzü yani bu önlerimizi ne kadar öreceğimizi şu şekilde hesaplayacağımızı birlikte bir tekrar edelim. Bakınız eline bakıyorum. 26 santim. Elimiz 1 santim ve 26 santim. 26 santimi tam ikiye bölüyorum. 13 ve 13 26 santim. Eğer kenarına biraz uygulama yapacaksanız 12 santimde bırakabilirsiniz. Üst üste gelmesinde bir beysi yok derseniz 13 santim örebilirsiniz. Ama hem kenar yapacağım ama çok üst üste gelmesini istemiyorum dersek de 12,5 santim yapmamız gerekmekte. Yani bizim 12 ile 13 santim arasında bir e, ölçü yapmamız gerekiyor. Buradaki enimizi şu Enimizi 12 ya da 13 santim kenarına yapacağınız işleme göre değişiklik gösterecektir tam. 13 di bizim e, işimize göre ama üzerine kapatacağım derseniz ona göre ayarlamalarınızı kendinizin yapmasını tavsiye ederim şimdi e, gördüğümüz gibi net bize 13 santim gerekmekte şimdi 13 santim olana kadar bakınız şu an şöyle baktığımızda 3 santim 10 santim daha örmemiz gerekmekte enini yukarıya doğru büyütelim Evet, yeleğimiz istediğimiz ölçüde örüldü. Bakınız burası örgümüzün düz ve yeleğimizin arkasını oluşturan bölümümüz, yeleğimizin önünü oluşturan bölümleri ise şu şekilde iki parça halinde kenarlarından ölçerek örmüştük. Alttan başladığınız zaman önümüzü ayarlaması çok kolay. O yüzden mutlaka bu tür yelekleri aşağıdan başlayıp buradaki her iki ön parçamızı da ayarlamanızı tavsiye ederim. Bakınız ön kısmımız yeleğimizi bu şekilde ördük ve ee, şu an birden fazla ip kullandım yani şu 3-4 sırayı ikinci ipimle ördüm onu da hatırlatmak istiyorum bakınız yeleğimizi dikmek için zincir kısmında da çekmiştik bakınız şu şekilde şad yeleğimizi sağ tarafı öne doğru aldım diğer tek parçanı yani arka tarafın diğer parçamı da yine alıyorum dikiş yerlerimizi bakınız şu şekilde git hiçbir şekilde zorlanmadı bakınız ve de dediğimiz gibi ölçümüz mutlaka uzuyor birebir yaparsanız bu ön parçalar uzun olur Evet onun için ölçümüzü güzel almaya dikkat edelim. Şimdi şu şekilde katladık yeleğimizi. Yeleğimizin yaka kısmını şu şekilde açtığımız zaman Şöyle büktüğümüz zaman daha e, düzgün ayarlayabiliriz. Dilerseniz yukarıdan, dilerseniz biraz daha aşağıya doğru tamamen zevkimize uygun olarak ayarlamamızı yaptıktan sonra dilediğimiz genişlikte kol ayarlamasını yapalım, İstediğimiz ayarda. Kol ayarlamasını ayarladıktan sonra yaptıktan sonra alt kısmı dikelim şu kısımlardan dikişimizi yapalım sonrasında ise çevresini ben siyah ipimle geçmek istiyorum hem de altını bu şekilde bırakmak istemiyorum önce dikişlerimizi yapalım bu şekilde ayarladıktan sonra dilediğiniz genişlikte tabi herkesin kullanacağı genişlik ya da zevki ayrıdır o yüzden ayarlamamızı kendimize uygun olarak yapalım zevkimize uygun olarak daha sonrasında görüşelim İliğimin bir parçasını diktim. Bakınız şu şekilde çizgileri de birbirine denk gelecek şekilde ayarlamaya çalışarak diktim ve şöyle bir kol genişliği bıraktım. Kolumun rahat olmasını istedim. Şimdi diğer yönü de dikmek istiyorum. Bakınız çeviriyoruz hemen. Tabi dilediğiniz şekilde dikebilirsiniz. Nasıl eliniz alışkınsa şu şekilde üstteki bak kabartıları denk getirerek kabartımın olduğu yeri öncesinde iğnemi batırıyorum aşağıya doğru geçip sağlamca dikiyorum şöyle de bakıyorum bakınız şuradaki çizgilerime dikkat etmeye çalışıyorum. Biri çok yukarıda biri aşağıda olmasın. Güzel güzel denk gelsin. Bakın birbirinin üzerine örtüştürerek ayarlama yaptığım yerime kadar geliyorum. Şu kısımları bakınız dikkat ediyorum. zaten denk gelmekte ama hani yukarı aşağı olmasın diye bu şekilde tamamlayalım dikişimizi evet yeleğimin her iki yönünü de diktim çok güzel oldu şimdi alt kısımdan siyah ipimi bağladım tığıma yine 3 numaramla örüyorum ve bir sıra trabzan olarak başlıyorum uç noktamızdan girelim. bakınız en uç noktaya battım 1 2 3 3 tane zincirimi çektikten sonra şu aşağıdaki ipleri de götürerek birer birer trabzanlarımı örüyorum. Her birine bir tane trabzan örüyorum. Evet şöyle yaklaştırdık. Bakınız. Birer birer ipimi de gizliyorum. Düz trabzan şeklinde ilerliyorum. bütün çevresini bu şekilde yapacağız dikmediğimiz tamamen bütün çevreleri kolumuzda dahil şimdi bu uçtan başlıyorum yakasına şu şekilde dolaşarak geleceğim ve buradan diğer tarafı da örüp tekrar bitiş noktası olarak bu kısma geleceğiz şimdi ikişer trabzanları yani ikili trabzanlarımızı birer birer örerek ilerliyorum bakınız hiç atlamadan Birer birer ilerleyelim. Bir uçtan bir uca bütün kenarlarımızı örerek geldim. Şu an başlangıç noktamdayım. Başlangıç noktamdayım ve bakın sol tarafa bir tane ayraç taktım. Burası bir tane düğme dikmek istiyorum. Düğmemin karşılığında olacak iliğimizin yeri. Çok düğmeye boğmak istemiyorum. Şöyle spor bir yelek görüntüsü olsun istiyorum. Şimdi geçişimi yapıyorum. Bakınız ikişer tane aşağıya trabzanlarımı ördüm dik olan yerlere şimdi geçişimi yapıyorum geçişimi yapacağım için bir tane daha trabzanımı örüyorum 3 trabzanla geçişimi yapıyorum ve direkt başlangıçtaki batmış olduğum yere gelerek batıyorum bir ve iki tane zincirimi çekiyorum bir sonraki trabzanımın içerisine gelerek batıyorum bir sonraki trabzana ve birer birer sık iğne yaparak yukarıya doğru çıkıyorum burada sık iğne yapıyoruz farklı bir işlem yapmıyoruz her bir trabzanımın üzerine bir tane sık iğnemi örüyorum Ucu şöyle güzel derli toplu olsun dağınık durmasın İşaretimi koyduğum yere kadar sık iğnemi örerek ilerliyorum Acımı koyduğum yere geldim. Burayı daha önce ilik yeri olarak belirlemiştim. Siz de lütfen daha önce şöyle yerleştirip nereye ilik açmak istiyorsanız oraya koyarsanız sürekli ölçmek zorunda kalmayız ve isabetli bir tercih yapmış oluruz. 1 ve 2 tane zincirimi çekiyorum. 1 tane atlıyorum. İkincisine gelerek batıyorum. Yine sık iğnemi yapıyorum. Büyük bir düğme kullanmayacağım. Yeterli ayrıca tabi düğmenizin boyutuna göre de büyütebilirsiniz ilerliyorum başlangıç yerimize kadar sık iğnemizi devam edelim her bir trabzanımıza bakınız birer tane Yandan sık iğnelerim örerek geldim. Şimdi e, yeleğimin en alt kısmındayım. Alt kısmına sık iğnemi yapmıyorum. Bir sıra daha diğer uca kadar, sadece alt kısma kadar trabzan örüyorum. İkinci sıradan sonra sık iğnemi yapmak istiyorum çünkü e, yeleğimizin alt kısmını birazcık daha siyahla belirlemek istiyorum. Yan kısımda ise birer tane yeterli. Şu an tam alt kısma geçmek üzereyim. Bir tane sık iğnemi yapıyorum. Bakınız burada sık iğnemi yaptım. Ve hemen tığımın başını doluyorum. Sıradan birer birer trabzanlarıma başlıyorum. Diğer uç noktaya kadar birer sıra yani bir sıra bir gittik bir sıra daha gidiyoruz. Toplamda iki sıra trabzan bir sıra sık iğne ile iliğimizin alt kısmını tamamlayalım diğer uca kadar devam ediyorum uç noktaya kadar ikinci sıra trabzanımı ördüm bir tane zincirimi çekiyorum ardını çevirerek birer sık iğne ile ilerliyorum trabzanlarımın hepsinin üzerine birer tane sık iğne örüyorum ve bu şekilde yeleğimizin alt kısmını tamamlıyoruz lastik görüntüsü verecek olan bölümümüz bu şekilde bitmiş olacak şöyle birer birer sık iğnemizi örerek tamamlayalım Yeleğimizin alt kısmına 2 sıra trabzan ve bir sıra sık iğnemi ördüm şöyle görelim bakınız gayet güzel bir yelek oldu kolumuzun bir tanesini trabzanlarını ördüm bir sıra trabzan ve bir sıra sık iğne olarak şimdi diğer kolumuza sizlerle birlikte başlayalım tığıma bir tane düğüm attım her zaman olduğu gibi kol altından örmeye başlıyoruz birinci sıra trabzan örüyoruz ikinci sıramızda sık iğne olarak bitiriyoruz 1 2 3 3 tane zincirimizi çektik ve ilerliyoruz İpimi altına aldım geniş olan trabzanlarımın olduğu bölümde ikişer trabzan batalım. bakınız araya batmayalım hemen trabzan bölümüne geçelim 2 2 batalım araya batmıyorum 1 ve 2 tekrar araya batmıyorum 1 2 araya batmadan ve ilerliyorum ikişer ikişer trabzanlarımı örüyorum araları örmeden bu yöne geldiğimiz zaman zaten birer birer her bir trabzanımızın arası belirli 2 2 devam ediyorum 1 ve 2 Evet buradan sonrasında birer birer Örmeye başlıyorum. Hemen geçiyorum. Bir tane trabzan. Hemen yanına batıyorum. Bakınız dikey gelen yerler birer birer örerek tamamlıyoruz. Sıramızı başlangıç yerimize kadar dolaşarak geldim. Şu şekilde. Ördükten sonra bütün trabzanlarımın üzerine birer sık iğne yaparak kolumuzu da bitiriyoruz. Her bir sık ıı, trabzan'a sık iğnemizi örelim başladığımız yerde bitirelim bu şekilde kollarımız da tamamlanmış olsun bakınız diğerini bitirmiştim şöyle alt kısımları da ve önümüz yakasını zaten dolaşmıştık Evet kolumuzda bitirelim süslemelerimizi dikelim yeleğimizi süslemek için bu kez bir panda çalışmak istiyorum pandamızı Ortadan sihirli halka yaparak başlayacağız ve 3 sırada tamamlayacağız. Bu gözleriyle kulaklarını da sizlerle birlikte örüp bu görmüş olduğumuz burnuyla ve ağzında birlikte işleyelim. Ve şu şekilde mavi bir de papyon ördüm. Bayağı büyük bir papyon 3 sıradan oluştu. Hepsini şimdi sizlerle birlikte yapalım. Sihirli halkamı yapıyorum. 1 ve 2. 2 tane zincirimi çekiyorum. Parmağımdan çıkarıp başını doluyorum ve tek seferde çekiyorum. 2. Zincirimizle birlikte 2. 3. 4. Başını doluyorum, tek seferde çekiyorum. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 12 12 tane trabzan bizim için yeterli şu şekilde yaklaştıralım her iki başlangıç ve bitiş yönünü bir gerginlik olmasın ve ilk zincirle başladığımız yere gelerek batalım şu şekilde içinden geçirelim ve birinci sıramızı bu şekilde tamamlayalım yine bir iki tane zincirimizi çekelim başını dolayalım hemen dibine batalım ve tek seferde çekelim. Yine aynı şekilde bütün trabzanlarımızın hepsine batalım. Başını dolayalım. Tek seferde çekelim. Bütün trabzanlarımın üzerine giriyorum. Tek seferde çekiyorum. Ve ikinci kez tekrar giriyorum. Ve devam ediyorum. Bir. Aynı yere ikinci kez giriyorum. Ve iki. İlerliyorum. Bir ilerliyoruz 2 bütün sıramızı bu şekilde tamamlayalım 2 sıramızı tamamladıktan sonra 3. sıramıza yine zincirimizin üzerine batarak geliyorum ve tekrar bir iki tane zincirimi çekiyorum ve hemen zincirimin dibine bir tane daha başını dolayarak batıyorum ve çekiyorum diğerine geçiyorum 2 3 4 5. çift olarak batalım. 1 Ve aynı yere battım. 2 Bakın 5. çift olarak ördüm. Devam ediyorum saymaya. 1 2 3 4 5 5 çift olarak batıyorum bakınız aynı yere tekrar batıyorum ve büzülmesini engelliyorum tekrar başını doluyorum sayıyorum 1 2 3 4 5 5. bir daha batıyorum ve sayıyorum yine 1 2 3 4 5 5. tekrar başını doluyorum ve batıyorum. Yine sayıyoruz başını dolayarak. 1 2 3 ve 4 başlangıçta zaten çift olarak örmüştük hemen başlangıca batıyorum şu şekilde geçişimi yapıyorum şimdi her bir trabzanımın üzerine bir tane sık iğne örerek ilerliyorum hepsine birer tane burada sadece sık iğne yaparak başlangıç yerimize kadar geliyoruz ve bu son sıramız 3 tane başını bir defa dolayarak örüyoruz bir tane ise bütün trabzanlarımın üzerine birer tane sık iğne yaparak başlangıç yerime kadar ilerliyorum. Evet pandamızın yüzünü bu şekilde ördüm. Şimdi pandamızın kulaklarını örelim. Şuradaki ipimizin olduğu kısım alt kısma kalsın ve hemen şöyle kulağımızı örmeye başlayalım ipimi bakınız bağladım tığıma bir tane sık iğne ile buraya bağlıyorum kendimi tığımın başını doluyorum aynı yere batıyorum bir defa da çekiyorum tığımın başını doluyorum ikili trabzan örüyorum 3 diyelim şimdi sık iğnemizle birlikte 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane trabzanımızı örelim baştaki sık iğne de dahil tam 10. gelelim hemen aynı yere batalım ve bir tane zincirimizi çekip sıkıştırıp makasımızla keselim pandamızın kulağının bir tanesini bu şekilde örelim şöyle genişçe bir kulak olsun Evet şimdi ikinci kulağına başlayalım. Bir tane zincirimi çekiyorum ve sayıyorum şimdi arayı. 1 2 3 4 5 6. 6. zincir yuvasına geliyorum ve batıyorum şu şekilde. Bir tane sık iğne. Bir tane başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Toplamda 2 diyoruz ve üçüncüye ikili trabzan olarak başlıyorum 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane trabzanımı örüyorum ve hemen dibine batıyorum 10. trabzandan sonra bir tane de zincirimi çekip sıkıştırıp kapatıyorum ve Pandaman kulaklarını bu şekilde hazırlamış oluyorum şöyle de düzeltelim Evet şimdi de gözümüzü örelim gözümüz için sihirli halkamızı yapalım ve başlayalım 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum ve bir tane trabzan olarak sayıyoruz 2 3 4 5 6 7 7 tane trabzanımı örüyorum şu şekilde halkamı kapatıyorum bir tane de zinciri buradan çekiyorum halkamı kapatıyorum ve makasımla kesiyorum bu da pandamızın gözü tabi bundan bize 4 tane lazım olacak 4 tane bu şekilde 7 trabzanla oluşan bir halkamızın içine trabzanla doldurma şeklinde yapalım pandamın gözünü tam kulağımın altına gelecek şekilde yerleştirdim ve siyah ipimle şu şekilde kenardan incecik dikiyorum. Nasıl tabi kolayınıza gelirse herkesin farklı bir e, dikiş tekniği var. Tekniğinizdeki uygulama nasılsa o şekilde dikişimizi yapalım. Devam ediyorum. Çevresinden gözümü dolaşarak diktim. Şöyle bakalım. Son dikişimi de atıyorum. Evet pandavanın gözünün bakınız bir tanesini şu şekilde diktim. Arkasında şöyle görmekteyiz bakınız. Evet gayet güzel oldu. Şimdi diğer gözümüzü de aynı şekilde dikelim. İpimi koparmadım. Bakınız diğer gözüme de hemen geçiyorum yine kulağımın altına doğru tabi buradaki kulağıma da ipimi takmadan şöyle güzelce dikişimizi elimizle şöyle toparlayarak dikelim Gözlerimizi diktikten sonra şimdi burnumuzu da işlemeye başlayabiliriz. Burnumuzu da hemen şu merkezimize yakın yere yani tam ortaya yakın yere işlemeye başlayalım. Aynı yere birkaç kere girelim. Orayı yoğunlaştıralım. Dilerseniz tabi iki kat olarak da yapabilirsiniz ipimizi şöyle güzel dolgun bir burun olsun sürekli sarma yöntemiyle burnumuzu güzelce dolduralım içimizi sinecek kadar olsun Burnumu işledikten sonra yine burnumun tam ortadan aşağıya doğru inmeye başlıyorum. Aşağıya doğru inelim. Dümdüz bir tane daha aynı yere gelelim. Arkadan ipimiz öne doğru geçti. Onu alıp kenara koyduk. Evet şimdi gülümseyen bir ağız yapalım. Yanağının yukarısına doğru çıkıyorum ve burnunun altına doğru iniyorum. İkinci kez aynı yere geliyorum. Şöyle siyahı güçlendiriyorum. Tabi ipiniz iki katsa bir kere yeterli olabilir. Onun için ayarlamalarımızda ona dikkat edelim. Ve şimdi tekrar diğer taraftan çıkıyorum. tığımın diğer yarısı için tekrar aynı yere girerek ikinci kez güçlendiriyorum ve gülümseyen güler yüzlü bir pandam oluyor Evet gayet güzel bir panda oldu şimdi arkasına düğüm atalım ve fiyongunu çalışalım fiyongumuzu da örmeye başlayalım zincirimi çekiyorum 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. 16 tane zincir çekiyorum ve sayıyorum. 1, 2, 3, 4. zincir yuvasına gelerek batıyorum. Ve bir tane trabzanımı örüyorum. Başını dolayarak geliyorum. Ve trabzanımı örüyorum. Sırası ile bütün trabzanlarımızı birer birer örelim. Zincirimize batalım ve trabzanlarımızı örelim. Zincirimin sonuna kadar trabzanımı örüyorum. Birer birer sadece trabzan örüyorum ve tığımda iki buçuk numara ince uçlu tığ kullanıyorum pandamı örerken de aynı ince uçlu tığımı tercih ettim kalın uçlu tığ kullanmadım iki buçukla yaptım ve son trabzanımızı da örelim başını doluyorum son trabzanımı örüyorum ve sıkıştırıyorum zincirimi iki tane zincir çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum ve Sırası ile bütün trabzanlarımı birer birer örüyorum. Hiç atlamadan ikili trabzan şeklinde ikinci sıramızı da örüyoruz. Evet, sıramın sonuna çok az kaldı. En son trabzanımı batıyorum. İki zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çevirip üçüncü sıram için trabzanlarımı yine birer birer örmeye başlıyorum. Üç sıra yeterli. Üç sıramızı tamamladıktan sonra ortadan güzelce bağlayıp yeleğimizin uygun yerine dikeceğiz. Evet, sıramızı tamamlayıp keselim ipimizi. Evet sevgili arkadaşlar, örmüş olduğumuz pandalarımızı ve fiyonklarımızı da alt kısımlara diktik. Her iki yeleğimizin ön kısımlarının aşağı kısımlarına ve bu şekilde yeleğimizi tamamladık. Umarım yeleğimizi beğenmişsinizdir. Hepinizin ellerine, emeklerine, güzel yüreklerine sağlık. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.